Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Murat Övüç'ün bir tane videosu sosyal medyada yayılmıştı ve çok fena bir şekilde linç yemişti Murat Övüç. Peki bu lincin sebebi neydi? Yeşim Salkın'a yapmış olduğu bir küfürdü, etmiş olduğu bir küfürdü. Sahnenin ortasında, bir konserin ortasında Yeşim Salkın'a gerçekten ağza alınmayacak derecede bir hakarette bulundu. Ardından özür dilediğini belirtti, ondan sonra işte olaylar gelişti. Türkiye çapında bir Murat Övüç'ü karalama kampanyaları gelişti. Akabinde bugün eski basketbolcu Zaza Enden Marmaris'e Murat Övüç'e bir tokat attı. Zaza abi öyle bir şey demiyor. Allah tüm türü belada açtı. Herkesin dilinde şu an. Hadi ya. Kaçın. Ama öyle bir şey demiyor. Bak eğer dediysen Allah tüm türü belada açtı. Allah tüm türü belada açtı. Yemin ediyorum Fatih abi. Benim ablam. Abla yemin ediyorum öyle bir şey dedi. Ya. Abla sakın. Bak yemin ediyorum. Bak seni çok seviyorum. Çek. O benim ablam. Gel otur gel. Benim karımla alakalı benim bir şey konuşursan. Söyledim Allah aşkına. Aşkına. Duyuyor musun? Peki ben bunun videosunu neden çekiyorum? Türkiye her gün kadın cinayetleriyle gündeme gelen bir ülke haline geldi. Ve biz bunun önünü alamıyoruz. Ve biz bu durumdayken neden kendi birbirimiz arasında, yani şöyle diyeyim, toplumun saygı duyduğu, takip ettiği, sosyal medyadan her şeylerini takip ettiği insan nasıl olur da bir kadına küfür etme cüretinde bulunur? Üstelik herkesin gözü önünde. Üstelik herkes onu kayıt altına alırken. Ve zaten şu anda bu kelimeyi kullanmayacağım videoda. Peki bunu dedikten sonra hiç başıma ne gelir diye düşündün mü acaba? Onu çok merak ediyorum. Sosyal medyada kınamak, işte bir kadın cinayeti geliştiği zaman işte geçmiş olsun, yapanlar cezasını bulsun demekle olmuyor bu işler. Eğer sen topluma örnek olacak bir insan konumundaysan, ki öylesin çünkü milyonlarca insana ulaşıyor gönderilerin, senin sürekli bu konular hakkında bir şey çalışmalar ya da ne bileyim insanları sükunete davet edecek hareketlerde bulunman gerekirken bir konserin ortasında işte küfür etmek hiç kimseye fayda sağlamayacak. Görüntülerde o benim ablam, ben ona vurmam diyen Murat Övüç ise tokat yedikten sonra bu görüntülerin saniye saniye kaydedilip sosyal medyaya düşmesinin ardından sosyal medyada yine bir takım gündemler oluştu. Bu video hızla yayıldı. Hemen akabinde ise biz şakalaşıyorduk gibisinden bir açıklamada bulundu Murat Övüç. Peki gerçekten şunu diyeceğim. İster şakalaş ister şakalaşma, bu hiç önemli değil. Murat Övüç'ü takip ettiğimiz zaman gerçekten yapmış olduğu sosyal faaliyetler olsun çok yardımsever birisi. Peki gerçekten bu dönemde dediğim gibi her gün neredeyse kadın cinayetlerine maruz kalmış bir ülkede popüler bir vatandaş olarak hiç rahatsızlık duymuyor musun böyle gündemlerle bir yerlere gelmeye veya işte insanların diline düşmeye? Bu ciddi anlamda rahatsızlık verici bir durum. Eğer biz bir şeylerin önüne geçmek istiyorsak önce değişimi kendimizden başlamalıyız. Ve topluma örnek oluyorsan da topluma iyi şekilde örnek olmalısın. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler çekmem ama bir tepki koymak istedim. Yani bu tarz içeriklerden kastım magazinsel tarzda haberler. Eğer toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmiyorsa bu tarz videolar çekeceğimi düşünmüyorum. Fakat şunu diyebilirim. Bu olayın videosunu neden çektiğimden bahsedecek olursam eğer, ciddi anlamda bugünlerde böyle bir konu için gündeme gelen bir insanı lütfen büyütmeyin. Çünkü bu ülkenin gerçekten kanayan yarası olan ve ciddi sorunları olan insanları var. Bunlar nedir? Her gün eski eşi tarafından tehdit edilen kadınlar var. Ya da bir erkeği reddettiği için bir köşede sıkıştırılıp bıçaklanan kadınlar var. Bunlar unutulmamalı ve siz böyle olaylar sayesinde bu gündemleri geriye çekmemelisiniz. Bunun için böyle bir video hazırladım. Beğenip beğenmemek size kalmış ama destek olmak istiyorsanız da aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen bu konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmından bana ulaştırmayı unutmayın. Bir fikir alışverişi yapabiliriz, bu konuyu tartışabiliriz sizlerle. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.